elektrik kesintilerinin hangi felaketlere yol açtığını, hangi umutsuzluklara yol açtığını topluma anlatmaya çalışıyorum. Vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyorum. Elektrik artık bir insanlık hakkıdır. Hiç kimse, hiçbir vatandaş elektriksiz bırakılamaz. Ben bunları söylediğimde itiraz ediyorlar. Rakamlar veriyorlar. Hangi rakamları verirseniz verin. Rakamlar inandırıcı olmaktan artık çok uzaklaştı. Doğruları söylemeleri lazım. Vatandaşın derdini dinlemeleri lazım. İktidar sahiplerinin görevi budur. Var olan sorunları çözmektir. Şimdi geldim. İbrahim Hocam. Kardeşimin oturduğu yere içeriye girdik. Baş başa küçük de olsa bir sohbetimiz oldu. Kaç aydır? Ben anlatmayayım. En iyisi siz anlatın. Bir buçuk ay oldu dinlesinler. Bir buçuk evet. ay oldu. Ödeyemedik. Kestiler. Artık tükendik. Umudumuz kalmadı. Ekmek olmuş 2.750. Kepçeyle, kaşıkla verdiler. Kepçeyle geri aldılar. Bunu göremiyorlarsa vatandaşlar, milletimiz bunu göremiyorsa artık diyecek hiçbir lafım yok. Diyeceklerim bundan ibaret. Allah razı olsun. Tek umudumuz Sayın Başkanımız. Allah nasip olur da iktidara geldikleri zaman o zaman gerçekleri yüz yüzüne nasıl çıkıyormuş, rakamlar nasıl açıklanıyormuş, neler açıklanıyormuş, o zaman her şey gün yüzüne çıkar. Tek umudumuz sizsiniz. Buraya geldiğimden beri benimle ilgilenen il başkanı ve ilçe başkanlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Evime ziyarette bulunan Sayın Genel Başkanımıza binlerce şey teşekkür ediyorum. Dinlemelerini istiyorum. Bu adamı gerçekten dinlemelerini istiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. İnsanlara ne anlatırsan anlatsın, ne derse dersin tersine. Bu adamı gerçekten dinleyin. Bu adamı gerçekten sözlerine inanın. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Sağ ol. Derdini anlatacağım sevgili kardeşim. Anlatmak benim görevim zaten. Yıllar yılı şunu öğrettiler. Efendim devlet küçülsün, neoliberal politikalar, devlet küçülsün, vatandaş zenginleşir diye. Sonra ortaya çıkan gerçek şu oldu, izledikleri politikaların sonucunda. Ortaya çıkan gerçek bir avuç kişi zenginleşti, milyonlarca insan fakirleşti, yoksullaştı. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı. Bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye'deki demokratlara değil, dünyadaki demokratlara da seslendim. Artık dünya yeni bir çağa başlatmak zorundadır. Demokrasi ekseninde, insan hakları ekseninde, insanların elektrik gibi, su gibi, doğalgaz gibi temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük arzumuz, en büyük hedefimiz de budur. Türkiye, evet Türkiye düzelebilir. Türkiye zengin bir ülkedir. Türkiye'de pek çok insan şu anda elektriksiz, gece karanlığına mahkum edilmiş vaziyettedir. Ama bunların tamamını çözmek mümkündür. Kısa sürede çözmek mümkündür. İnşallah bunların tamamını yapacağım. Umudunu hiçbir zaman unutma, umudunu kaybetme. Senin umudunu hayata geçirmek benim temel görevimdir. Sadece senin değil aslında senin gibi büyük zor şartlarda çalışan, zor şartlarda gelir elde etmeye çalışan, sosyal güvenliği olmayan, hele hele 18 yaşına kadar çocuk esirgeme kulübünde kalıp sonra hayat mücadelesini veren senin gibi pek çok kişi var. Sizlere sahip çıkmak sosyal devletin görevidir ve her şeyden önce bu ülkede siyasetin görevidir. Ben bu temel görevi yerine getirmek için zaten çaba harcıyorum. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Efendim Sayın Enerji Bakanı'nın bir açıklaması vardı. 278 bin abonenin iletim kesildiğini ifade etti. Sizlerin manipülasyon yaptığını iddia etti. Geçen yılın aynı rakamlarına göre 40 bin daha fazla. Geçen yılın aynı rakamlarına göre 40 bin daha fazla. Demek ki 2022'de verilen ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak. Üzülerek ifade edeyim. Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür Sayın ederim. Sayın Başkanım şunu da dile getireyim. Benim evimde çamaşır makinesi, buzdolabı hiçbir şey olmadığını Mamak Belediyesi'ne gittim. Belediye başkanına görüşmek istedim. Görüştürmediler ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı'na bizzat yüz yüze görüştüm. Yurtta büyüdüm anlattım. Evimin durumunu anlattım. Bana iki tane araç gönderdi Fort Torino'ya. Geldiler evi incelediler. Dediler ki sen burada nasıl yaşıyorsun? Bura nasıl tutunuyorsun? Biz sana elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evini dayayıp döşeceğiz dedi. Ne gelen var ne giden var. Aradan 3 ay geçti. Kapatıldı gitti. Neyse çözeceğiz onları. Umudunu kaybetme.
Tek isteği bu. Tamam, tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Sağ ol.